özellikle. Bugün günün anlamı ve önemi için bizi kırmayı iade için öncelikli olarak Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Okaş Hüseyin Öz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok kısaca özgeçmişinden bahsetmek isterim ben sizlere. 1952 Kastamonu doğumludur. Çorum Öğretmen Okulu sonrası Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünde öğrenim görmüştür. Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Fakültesi mezunudur. 2002-2004 arası İstanbul Barosu Bora Meclisi ve İnsan Hakları Merkezi yürütme kurullarında bulunmuştur. 2004-2006, 2006-2008, 2008-2010, 2010-2012, 2012 ve 2014 dönemlerinde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda genel sekreterlik görevini yürütmüştür. 2007 yılından itibaren Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Deneme ve eleştiri türlerinde yayınlanmış kitapları vardır ve roman öykü çalışmalarını halen sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Serbest avukat olarak çalışmaktadır. Çevre Kültürel Değerleri Koruma Vakfı Yüksek Danışma Kurulu üyesi, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği üyesi, 68'ler Birliği Vakfı Danışma Kurulu üyesidir. Tekrar çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bize kıymet geldiği için eminiz ki çok doyurucu bir konferans geçireceğiz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Bursa Barosu Başkanı Avukat Başkan Yardımcısı Avukat Metin Öztosun'u kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Az ama nitelikli bir topluluk var karşımızda. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizi. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve yorman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Değerli konuklar, Çanakkale Savaşı'nın 104. yılı münasebetiyle düzenlediğimiz konferansa hoş geldiniz. Hüseyin Özbek Başkanı'na davetimizi kırmayarak geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Üretime geldiğimizde kurduğumuz Atatürk Araştırmaları Komisyonumuzu yapılan bir etkinlik serisi. 25-26 Nisan'da da Kara Savaşları'nın yıl dönümünü de konuk edeceğimiz Haluk Oral'da devam edecek. Bursa Barosu, Atatürk'ün kasıtlı olarak unutulmaya çalışıldığı, Çanakkale'de Atatürk hiç yokmuş gibi davranılan, hatta Kurtuluş Savaşı zaten olmadı ya da olmasaydı ne kadar iyi olur diye kadar varan bir anlayışa karşı durmak için başından bu yana Atatürk'e ve Cumhuriyet kazanımlarının yanında anti-emperyalist cephede saf tutmuştur. Emperyalizmle işbirliği halinde olan terör örgütünün 1990'lı yıllarda başlayıp belki de daha önce, onu da tam bilmiyorum, benim şahit olduğum yıllar 1990'lara tekabül ediyor, 2000'li yıllarda hayata koyduğu ve yaratmaya çalıştığı Atatürksüz bir Türkiye planı Atatürk Cumhuriyeti'ne bağlı bizler tarafından geri püskürtülmüştür. Ancak üzülerek gözlemliyoruz ki, dün de gözlemledik, üst düzey bir kamu din görevlisi olan ve Atatürk'ün emriyle kurulmuş bulunan Diyanet İşleri Başkanı bilerek ya da bilmeyerek yayınladığı Çanakkale mesajında Atatürk'e yer vermeyerek bu zihinsel yapının değirmenine su taşımaya devam etmiştir. Ancak bilinmelidir ki taşıma su ile o değirmen dönmez. Hele köpüğünün dışarıda olan sularla hiç dönmez. Bu milletin Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevdası aynen onun gözlerinin rengi gibi olan denizler kadar büyüktür. Tekrar Sayın Başkanım Hüseyin Özbek'e şükranlarımı sunuyorum ve konferans için kürsüye davet ediyorum. Türkiye Barolar Birliği'nden mesai arkadaşım Rasul Canan, Bursa Barosu'nun değerli yöneticileri, sevgili meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün için bu etkinlik Çanakkale Konferansı için iki yerden teklif gelmişti. Birisi Çanakkale'de bugün 18 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Çanakkale Konferansı, Çanakkale Sempozyumu daha doğrusu.
Davet sahibi Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'ydi. Diğeri de Bursa Barosu'ydu. Elbette ki benim önceliğim meslektaşlarım, meslek örgütüm Bursa Barosu'dur. Bu nedenle aramızda olmaktan son derece memnunum. Bu salonda işte 15-20 kişi değil, bu kişi bile olsaydı aynı konuşmayı yapardım, işte canım sıkılmazdı. Bazı insanlar vardır, ekranlarda çok görürsünüz, çok konuşurlar. Hak edilmemiş, bilimle desteklenmeyen şöhret sahiptirler. Sabun köpüğüdür veya ciklet gibidir, yanına hiçbir şey kalmaz ama bugün çok ses çıkar. Öyle olmayı hiç istemedim. Hayatımın hiçbir döneminde istemedim. Bildiğim tabii, bilebildiğim gerçekleri anlatmayı tercih ettim. Çanakkale'ye ilgim nereden ileri geliyor? Az önce özgeçmişimde bazı eksiklikler var. Bir defa 4 torun sahibiyim, o söylenmedi. Ona itiraz ediyorum. 2004-2016 döneminde de İstanbul Barosu'nda görev yaptım. Benim ek branşım, edebiyat öğretmeniyim ama Türk tarihi, Çanakkale'de özel ilgi alanlarından birisi. Çanakkale'de de her 18 Mart'ta sosyal çevremde, ailemde ziyaretlerde bulurdum. Son yıllarda gidemiyorum. Çünkü başka türlü bir Çanakkale işgali var. Çanakkale her 18 Mart'ta işgal ediliyor. Onun için gidemiyorum, gidemiyorum. Şimdi Çanakkale muharebeleri iki boyutta ele alınmalı. Bir, 18 Mart 1915. 18 Mart 1915, 6-7 saatte olan biten bir şey. 18 Mart 1915, Çanakkale'nin kolayca denizden geçilmesi ve İstanbul'a ulaşmak. Marmara'ya dönüş ve İstanbul'a ulaşmak. Bu 104 yıl önce bugün oldu. İkincisi, 25 Nisan'da başlayan ve 1916'nın Ocak ayına kadar devam eden, Ocak'ın ilk haftalarına kadar devam eden kara muharebeleri. Ben Bursa Barosu'nun 25 Nisan'da başlayan Çanakkale kara muharebeleriyle de ilgili bir etkinlik düzenlemesinden çok memnun oldum. Haluk Oral değil mi? Evet. Çanakkale ile ilgili çalışan çok değerli bir kişi. Eminim çok yararlı bir sunum yapacaktır. Ama Çanakkale'ye hemen gelirsek bir bütünsellik bana göre eksik kalır. Çanakkale muharebeleri 1. Dünya Savaşı'nın önemli muharebelerinden ve önemli cephelerinden biri. Bir savaş başlarken ona 1. Dünya Savaşı denmez. 2. Dünya Savaşı da denmez. Sonradan tarihçiler böyle adlandırır. Birinci Dünya Savaşı neden çıktı? Çok uzun olmamakla birlikte bunu vurgulamazsak ne Çanakkale'nin, ne Sarıkamış'ın, ne Kutulu Mahallenin, ne Sina ve Kanal Harekatı'nın, ne Yemen Harekatı'nın bir anlamı kalır, boşlukta kalır. Birinci Dünya Savaşı'na tarihçiler birinci paylaşım savaşı da diyor. Emperyalizmin çok güçlü, kudretli göründüğü bir dönem 18 ve 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başları. İngiltere, güneş batmayan imparatorluğu. Elinde bir kıta var, sömürge, Avustralya. Kıta kadar büyük bir ülke var, Hindistan. Ve bunun dışında Afrika'da, Pasifik'te, Atlantik Okyanusu'nda sayısız sömürgeleri var. İngiltere 300 bin kilometre kare bir ada nihayet. Britanya adası bir ada. Ama ekonomik olarak o kadar güçlü ki bir ada devleti olduğu için çok güçlü bir donanmaya ihtiyacı var. Çok güçlü bir donanması var. Çok güçlü bir ticaret filosuna ihtiyacı var. Çok güçlü bir ticaret filosu var. Sömürgelerden ham madde geliyor, onu işliyor, tekrar dünyaya pazarlıyor. Bütün dünyayı yağmalıyor. Bütün dünyanın enerji kaynağı, ham madde kaynağı ve aynı zamanda müşterisi. Ve aynı zamanda da o efendi sahip. Bütün dünya neredeyse onun kölesi.
Fransa'nın da Pasifik'te, Afrika'da epey bir sömürgesi var. Fas, Tunus, Cezayir, eski Osmanlı egemenlik alanları Fransız sömürgesi olmuş. Akdeniz'de İngilizler kadar olmasa bile donanması var, bir güç ve kudret sahibi. Çarlık Rusyası var. Çarlık Rusyası yüzyıllardır boğazlara inmek istiyor, sıcak denizlere inmek istiyor, Karadeniz'i bir göl yapmak istiyor, İstanbul'da ele geçirmek istiyor. Yani Osmanlı'nın işini bitirmek istiyor. Almanya var Kara Avrupa'sında. İngiltere'den daha sonra sanayileşmiş, Fransa'dan daha sonra sanayileşmiş ama boynuz kulağı geçer hesabı çok güçlü bir ekonomiye sahip olmuş. Nüfusu o zamana göre çok önemli bir nüfusa sahip. Ve Almanların genişlemeye ihtiyaç var, pazara ihtiyaç var. Sanayisine ürünleri için, işlediği ürünler için müşteriye ihtiyaç var. Doğal kaynaklara ihtiyaç var. Bakıyor ki dünya parsellenmiş. İngilizler tarafından özellikle parsellenmiş dünya. Kendisine bir şey kalmamış. Eğer bir şeyi sulhen çözemezseniz masadan, sonuna doğru iki kişinin anlaşamazlarsa kıraathanede de kahvede de adliye koydurun, bu da böyle olur, ağız bulup birbirine tekme tokat girdiklerini görürsünüz. Birinci Dünya Savaşı da bu. Almanya'ya o İngiliz centilmenliğiyle buyur mu? Herr Hans, Fräulein Helga. Vallahi biz dünyayı fazla paylaşmışız, bir nezaketsizlik yapmışız. Afrika'nın şu kadarı senin, Hindistan'dan da biraz parsel verelim sana, şuradan da verelim der mi demez. Savaş kaçınılmaz. Herkes bir savaşın patlayacağını, bir hengamenin patlayacağını, büyük bir kapışmanın olacağını biliyor. Bu da hemfikir. Marquez'in bu işte kırmızı perşembe pazartesi. Pazartesi. Hani cinayet işlenecek. Herkes biliyor da ne zaman olacak bu iş? Peki, bir hedefleri var, bir şart meselesi var. İngilizler diyor ki, bu şart meselesinin çözümlenmesi lazım. Fransızlar diyor ki, şart meselesinin çözümlenmesi lazım. Hepsi bunu diyor. Ruslar da diyor ki, hasta adam diyor, bu şart meselesinin çözümlenmesi. Şart meselesi doğum sorunu. Doğum sorunu deyince kim kastediliyor? Biz, Osmanlı İmparatorluğu. Şart meselesi nasıl çözülecek? Osmanlı İmparatorluğu'nun elinden Musul, Kerkük, Basra, Arabistan, Arap Yarımadası, Baskonu soksan, petrol kaynayan yerler alındığında şart meselesi çözülecek. Ayakta diken gibi bir şey bu şart meselesi. Şart meselesinin çözülmesi için Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiye edilmesi lazım. Kişinin çekilmesi lazım artık, tarih sahnesinden silinmesi lazım. O halde bu kopacak hengamede en büyük faturayı bizim önümüze koyacaklar. Ne yapmamız lazım? Bu savaşın dışında kalabilir miyiz? Ya ne halimiz varsa görün, işte kırpma, işte kisve, yağlanın, çıkın, elense, tırpan, birbirimize girin ama beni rahat bırakın diyebilir miyiz? Öyle diyebilecek halim yok. Savaş bizim yüzümüzden çıkıyor. Kırkınlarda başka elemanlara altın kemer veriyorlar ya, o altın kemer biziz. O altın kemer Basra. O altın kemer Kerkük. O altın kemer Musul. O altın kemer Arap Yarımadası. O altın kemer İslam. Şöyle ezberler vardır. İhtimaldir bu akşam da televizyonda, muhtelif kanallarda konuşulacak. Efendim? Bu bizdeki o zaman iktidardaki junta, Enver Kıyı, Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa, bu Turungür'e bir maceracılık yaptılar. Bizi nahak yere Birinci Dünya Savaşı'na soktular. Koskoca imparatorluk darıldı gitti. İmamesi düşmüş, tespit gibi darıldı. Onlar olmasaydı biz bu maceraya girmeseydik, savaş dışında kalsaydık, gülümüzü geçirirdik, Osmanlı İmparatorluğu da ayakta kalırdı.
Bu bilim dışı bir şeydir. Bu bir hafızadır. Bu bir hayalden öte bir şeydir. Kalamaz. Akacak kan, başta durmaz. Bu savaş bir şey bizim yüzümüzden çıkıyor. Bizim terekemiz için çıkıyor. Okulçu arkadaşlar tereke deyince, yani biz Osmanlı mirasını paylaşalım diyorlar. Savaşın dışında nasıl kalacağız? Kalamaz. Şimdi bir bahane oldu. İlkokulda ben okurken, efendim, Saraybosna'da bir Sırp fanatiği, bir Sırp milliyetçisi, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun aşığı Ferdinand'ı, Gavrile Prinsip adlı bir Sırp fanatiği, Pusukur'u dan, adamın arabasının içinde devletçi etti. Onun üzerine Sırbistan'a, savaş ilan etti Avusturya Macaristan, Almanya girdi, İngiltere girdi, Fransa girdi, biz girdik, Rusya girdi, bir dünya savaş çıktı. Sanki o aşık Ferdinand öldürülmese birinci dünya savaşı çıkmayacak. Bu bir bahane. Kurt kuzu yiyecek bahanesi de o işte. Bu savaşa girmek zorunda idik. Yani kenarda, türbünde dursak, kenarda çekirdek alsak, çekirdek çitlesek, ne yapıyor bakalım şunlar seyredelim desek, işimizi o anda bitirirler. Yani bizim işimiz 1914'te biter. Savaşa girdik 18'e kadar uzandık. Ya Allah bismillah dedik, 1920'ye kadar, 22'ye kadar uzattık. Birinci Dünya Savaşı sonucu galip çıkan tek devlet biziz. Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Şimdi 1907 yılında bir İngiliz-Rus anlaşması oluyor. Breval buluşması oluyor. Hastadan diyorlardı zaten. Breval'de 7. Edward ile 2. Nikola buluşuyor. Osmanlı'nın pişini nasıl çekelim diye bunu görüşüyoruz. Daha 1. Dünya Savaşı'na 7 yıl var. Biz 1908'de meşrutiyeti ilan ediyoruz. Kanuni esası yürürlüğe sokuyoruz. Bu arada Bulgarlar, Bulgaristan bağımsız oluyor. Avusturya, Bosna, Hersek'i ilhak ediyor. Yunanistan, Girit'i ilhak ediyor. Yani bizim başımızdaki kara bulutları da anlatmak lazım. Ruslara diyor ki İngiltere daha önce 19. yüzyılda, uzun yüzyıl denir, Ruslar Boğaz'a inmek istiyor, İstanbul'a inmek istiyor, Kafkasya'yı aşıp aşağı inmek istiyor ama İngiltere dur diyor, oğlum bir dakika. İngiltere çok kudretli, çok güçlü bir devlet, askeri kapasitesi yüksek, donanması büyük. Rusların daha güneye inmesini istemiyor. Neden? Tek başına Osmanlı yutmasın diyor, bir. İkincisi, ham madde kaynağı olarak kaynakları sınırsız olan bir Hindistan var, İngiliz sömürgesi. Allah muhafaza diyor, bu Ruslar diyor, bu İvan güneye inerse, değil mi? Hindistan yolunun güvenliği, ticaret yollarının güvenliği tehlikeye girer. Onun için Ruslara bir takoz koymam lazım diyor. Adeta 19. yüzyılın başlarında Osmanlı'yı ayakta tutmaya çalışıyor. Sevim değil mi? 1854 Kırım Harbi bu. Fransızlar, İngilizler geldi, Kırım'da Ruslara karşı çarpmıştık. Niye babasının ayırmıyor mu? Bizi çok mu seviyor? Hayır. Osmanlı'yı tek başına Rus yutsun istemiyor. Böyle bir durum var. Fakat iş 19. yüzyılın sonlarına doğru değişiyor. Özellikle 1877-93 hali, burada Artvin kökenli arkadaşlarım bu faciayı iyi bilir. Çünkü Kafkasya göçleri ve 1877 faciası, 93 hali dedikleri, 1293, oradaki kayıplar bizim için Artvin, Kars, Ardahan falan elimizden çıkıyor, 40 yıl Rus'un elinde kalıyor. İngiltere diyor ki Osmanlı'ya ne halim varsa gördüm. Baştan iyi polis olmak için Kıbrıs'ı alıyor, Kıbrıs'ı bana ver diyor, şu Ruslarla aram bulurum seni diyor ama Kıbrıs'ın üstüne de oturuyor. Ondan sonra ben diyor, bu Osmanlı'yı niye Suriye teneffüsle yaşatayım diyor. Peşini çekelim artık, zamanı geldi diyor. Ruslarla da bir mutabakata var bunlar. Rusların nüfusu fazla. Kara Avrupa'sında deve dişi bir devlet var, Almanya. Ben diyor, bu Rusları kafaya alırsam,
İstanbul'u sana veririz, Boğazları sana veririz, Karadeniz'de Rus gölü olur derse, bana da diyor serbest ticaret, serbest geçit Karadeniz'e, Akdeniz'e filan bir sorun yaşamam Ruslarla. Bunu da diyor, bunun sayısız insan kaybını Almanlar karşısında Rus askerini kullanırım diyor. İngiltere'nin hesabı bu. Ben diyor batıdan girerim Fransa tarafından, Ruslar da doğudan Polonya tarafından girer, o Almanları mengemeye alır, sıkıştırırız diyor. Böyle bir hesap yapıyor İngiltere. Onun için Ruslar diyor ki tamam diyor, verdim gitti, hayırlı diyor, İstanbul senin diyor. Ruslar savaşa girmeye ikna oldu. Böyle bir durumda nasıl bir şey yapabiliriz? Savaşın dışında kalabilir miyiz? Bizim için anlaşmaları okunuyor. Şimdi bu arada bir şey daha oluyor. 1911'de İtalyanlar o zaman Türk toprağı olan Libya'ya, bugünkü Libya'ya dönüyorlar. Kıbrıs Karbani'ymiş. Mustafa Kemal Bey, o zaman Paşa değil tabii ki, Atatürk de değil. Mustafa Kemal Bey ve Kuşağı arkadaşları, Enver Bey de dahil, vatansever subaylar Trablus Harba gidiyor. Gemimiz de yok. Karadan, zor şartlarla oradan buradan sahte kimliklerle gidiyorlar. Libya'daki yerli Arapları, kabileleri örgütlüyorlar. İtalyanlara da kök söktürüyorlar oradan. Sunusi ailesi var. Onlarla falan iyileşikler oluyor. Mustafa Kemal Bey'in böyle bir gerilla muharebesi, savaşı tecrübesi de var. Fakat 1912'de Balkan Savaşı kopuyor. Bir kıyamet kopuyor. Ve Rumeli'yi kaybettiğimiz sonunda. İki üç ayda Rumeli elimizden çıktı. Kaybı gitti. Perişan oldu. Bütün teçhizatımız, mühimmatımız, silahımızı da bıraktı. Çatalca'ya kadar geri çıktı. Yüz binlerce insan katledildi. Azınlık ırkçılığı feci bir şeydir. İşte Bulgarlar, Yunanlar, Makedonlar, diğerleri, özellikle Bulgar ve Yunan şeyi orada tam bir etnik temizlik, tam bir kıyım yaptılar. Kurtulabilenler, kaçabilenler Edirne, İstanbul arasında karınca bir insan zinciri oluşturdular. Muhacirler, 93 muhacirler denir. Bir faciadır. İstanbul'da cami avlularında kaldılar, barınacak yer yok. Devlet sayır zaten. Canını kurtarabilen orada Bulgar'ın elinden, Yunan'ın elinden yollarda hayatını kaybetti. Bu facia da bunun da filmleri çevirmek, romanları yazmak. Bu da bizim ayıbımızdır, belleksizliğimizdir. Şimdi İngilizlerin dünyaya bakışıyla ilgili sonradan başbakan da olan İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Palmerston var. Diyor ki, İngiltere'nin ne sonsuz bir düşmanı ne sürekli bir müttefiği vardır. İngiltere için sonsuz olan tek şey onun çıkarlarıdır. Şu anda değişti mi? Hayır, aynı bakanlarım. İşte 19. yüzyılda İngiliz politikasının temelini anlattım. Osmanlı'yı Sunni teneffüsle, Antiyonik'le yaşatmak, Rusların yutmasını engellemek ama 1880-85'lerden sonra bundan vazgeçti. Peki, Almanları tarif etmeden, Almanlara ilişkin bir şey söylemedim derseniz, Almanların da bir milli ideali var, milli ülküsü var. Drang nach Osten. Doğuya doğru yayılma. Hitler bir şey daha çıkardı sonra, Lebensraum. Hayat alanı, yaşam alanı. Almanların kızıl elması nedir, milli ideali nedir? Atlantik'ten Urallara kadar monobloğu tek Avrupa. Ama Cermenlerin yöneteceği Avrupa, Almanların yöneteceği, Germenlerin yöneteceği Avrupa. Bu şimdi değişti mi efendim? O tarihte kalmış. Şimdi her şey gürlük Müslüman'ın hayır. Devletlerin milli politikaları kolay değişmez. Şu anda Almanya bunu Avrupa'yla, Mark'la başarmış durumda. Bir bakın Avrupa Birliği'ne bir de bu gözle bakın. Atlantik'ten Urallara kadar tek Avrupa. Polonya'da girdiğim için de Avrupa Birliği'ne girdi. Tarih böyle bir şey, analiz ederseniz. Şimdi gelelim Çanakkale'ye. Savaş başladı, kıyamet koptu. Çanakkale
niçin Çanakkale, niçin başka bir yerden gelir diye hesap şu. Çanakkale'yi düşürürüz, başkent İstanbul, İstanbul'a geliriz. Bizim zırhlıları görünce, o korkunç zırhlıları padişah ellerini kaldırır, teslim olur, Türkleri saf dışı bırakırız. Ve Alman cephesi karşısında sıkışan, acil lojistiğe, silaha, mermiye, ilaca ihtiyaç duyan Rusları rahatlatırız. Hesap bu. Bu hesap Çanakkale'den döndü. Hani evdeki hesap çarşıya uymaz, Çanakkale'ye uymadı. Londra'da yapılan hesap, Paris'te yapılan hesap Çanakkale'den geri döndü. 18 Mart günü çok devasa, çok güçlü zırhlılarla Çanakkale'ye bir giriş yapıldı. Bir planlama yapıldı. Kağıt üzerinde mükemmel. İngiliz Donanma Bakanı sonradan çok meşhur olacak olan genç, hırslı bir gazeteci ve politikacı. Kim? Churchill. Donanma Bakanı adam. Diyor ki, ikna ediyor kabineyi. Şöyle yaparız, şöyle geliriz, şöyle deriz diyor. Baştan itirazlar var ama ikna oluyorlar. Mesela Lord Kitchener buna karşı baştan, savaş bakanı İngiltere. Ama Churchill ikna ediyor onları. Asquith. Başbakan, İngiliz Başbakan, o da karşı ama o da ikna oluyor. Geliyorlar, Limya Adası'nda toplanıyorlar, o zaman 18 Mart günü giriş başlıyor. Bizim toplar eski, demode, bazı iyi modern toplar var ama genelde savaş gemilerinden sökülmüş, karaya monte edilmiş, hareketsiz, seyyar olmayan toplar da var, çakılı toplar da var. Bazıları taşınabilir, menkul gibi. Atış menzili içine girinceye kadar bizim topların ciddi hasar veriyorlar. Bizim siperlere havlaç konulu gibi atıyorlar. Ama atış menziline girdikten sonra çok önemli zırhlıları batırıyoruz veya alır bir şekilde hasar veriyoruz. Fransızların Bue zırhlısı. Önce bizim bombardımanla ciddi hasar alıyor. Sonra Nusret'in düşündüğü 8 Mart gecesi mayına çarpıyor. Batıyor anında. Ve 800 Fransız denizci de Çanakkale'nin dibini koymuyor. Suffren var, Charman var, Inflexin var, Dresden var, Ocean var. Bunların birçoğu ciddi hasardan ve bir şoka oluyorlar. 5-6 saat sürüyor bu. Alır bombardıman, karşılıklı topçu düğünlüsü, bir kısım işte bu sürdüğün karanlık koya döşettiği mayınlarla. Ve 18 Mart'tan 100 geliyor. Oluyor. Ne yapalım diyorlar. Tam bir şok, tam bir hayal kırıklığı. Karadan geri doluya çekip Türk siperlerini ve Türk askerini söküp atmadıktan sonra İstanbul yolu bize kapalı diyorlar. Çünkü Rusya feryat ediyor. Öldüm, bittim, mahvoldum, yandım diyor. Almanlar beni perişan ediyor diyor. Tamam diyor. Artık diyor neredeyse çay kaşığı gibi veriyorum askere diyor. Gıdayı, mermiyi falan. Perişanım bakın diyor yani benim işim bittik ona göre bana bir an önce yardım edin. Boğaz'ı zorlayacaksınız, geçemediniz o zaman karadan yol olacaksınız. 25 Nisan'da Haluk Bey bunu çok daha ayrıntılı anlatacaktır. 25 Nisan'daki kara muharebelerinin başlaması bu. 38 gün sonra, 18 Mart'tan 38 gün sonra 25 Nisan'da kara muharebeleri başlıyor. Asker nereden geldi? Mısır'dan geldi. Mısır toplanma merkezi. İngiltere çok büyük sömürgeleri var. Yeni Zelanda'da. Kısacası Anzac deniliyor. Avustralya ve Yeni Zelanda. Kolo, General Britwood komutasında. Hint tugayları var. Hint tümenleri var. Hindistan sömürgesi. Sihler var. Burkalar var. Bunlar değişik Fransızların Afrika sömürgelerinden Senegal'den ve Pas'tan oradan buradan getirdiği askerler var. Bazıları Müslüman kökenli. Bunlarla yani Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 72,5 millet karşımızda. Kara muharebeleri de 5 noktadan. İkisi Anadolu yakasında. Kumkale ve Beşik'e. Buralar şaşırtma, aldatma çıkartmaları. Türk askerini oyalamak ve şaşırtmak, tereddüte sevk etmek. Asıl çıkartma noktaları
alınmak verecekleri ve vurmak istedikleri yer, çok güçlü bir şekilde çıkmak istedikleri iki yer var. Seddülbahir ve Arıburnu. Arıburnu'na Anzap dolu ordusu çıkıyor. Seddülbahir ve işte İngiliz birlikleri, Fransız, Mortekuyu, yani Ayatollah'ı falan. Kuzeyde de Saros Körfezi var bildiğiniz. Saros Körfezi'nde Liman Paşa, Çanakkale'deki 5. Ordu Komutanı Alman Mareşal Liman von Sanders. O da diyor ki bunu açıksa çıksa Saros Körfezi'nden çıkar diyor. 25 Nisan'da akşama kadar, akşam 8'e kadar orayı bekliyor Liman von Sanders. Halbuki burada kıyamet kopuyor. Kum kaderin ve yeşillerin aldatma olduğu ortaya çıkıyor. Saros'un da aldatma olduğu ortaya çıkıyor. İki yeri yükleniyorlar ve Çanakkale muharebeleri inanın ilk günlüdeki gün 25 Nisan'da geri bunu düşebilirdi. Kaderin adamı çıktı ortaya Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Bey Diyarbakır. 19. Tümen Komutanı. 19. Tümen İhtiyat Tümeni. Eski Maydos'tayı yani bugünkü Ece Ağabat'ta oradan Bigalı'ya nakledildi. İhtiyat Tümeni bana ne kardeşim ben İhtiyat Tümeniyim diyebilir. Ama orada daha önce Dolayır'da görev yaptı. Bütün harita okumak diye bir şey vardır askeri terminolojide. Bütün Gelibolu Yarımadası'nı gezdi, baktı. Muhtemel bir saldırıda nerelerden savunulabilir. Avucunun içi gibi biliyor ve kafasında oranın topografik haritası. İçine doğmuş. 19. Tümen'e bağlı bir destansı alay var. 57. alay. O gün Mustafa Kemal Bey bir keşif için, bir de his yani böyle, Arıburnu'nun karşısına, yani o tepe var, araba Çanakkale'ye yüklenmeyebilir, o tarafa gidiyor. Hem de böyle Emir Subayı var, işte bir birlik var. Silah seslerini falan duyunca tabii bir şey olduğunu şey yapıyor, bir bakıyor ki, 27. alaya bağlı erler, 77. alay, 27. alay falan da, başı bozuk bir halde bir direnmişler, mukabele etmişler ama çok güçlü bir kol ordu çıkmış, Anzak kol ordusu. Geri çekiliyorlar. Onlara sert bir müdahalede bulunuyor. O anekdotları okursunuz. Nereye gidiyorsunuz diye askere, efendim düşman diyorlar. Düşmandan kaçılmaz diyor. Mermimiz yok diyorlar. Mermimiz yoksa süngü tak diyor. Bizim diyor asker yatınca süngü takınca onlar diyor, rahat bir şekilde geliyorlardı diyor. Düşman birlikleri onlar da yaptılar. İşte kazanıldığımız zaman bu an. Komutan anında karar verebilendir. Vaziyeti kabiliyebilendir. O arada Emir Subayı'nın emir verilenler diyor ki askere dinlenme vermiş kendi daha ileride yoruldular diye. Buraya kadar maş maşla gelecekler. Hemen bu eve gidince asker maş maşla dönmüş diyor. Solu sola geldiler ama hiç dinlendirmedi. Süngü takıp hücuma geçin. O tepeye kadar rahat çıkmış olan ve geri bölümünü düşürecek olan Anzak birlikleri sahile kadar sürüyor ve sahilde adeta kilitleniyor. İlk gün Anzak'ta bir boy bekleniyor ya, boy 100 olacaktı, 100 bin olacaktı. Bugün ilk gün işte komutan misiyeti değil. Sonra anapartalarda da aynı soruyor. Birinci anapartalarda, ikinci anapartalarda, Jong Bayırı'nda, işte sonradan Kemal Yeri adına alacak olan Alçıtepe, Kabatepe falan buralarda da aynı oluyor. 5 kez kişisel inisiyat edip üstün komuta yeteneğiyle Çanakkale geri bulup düşmekten kurtuluyor. Orada kaderin adamı var. Bence bizim için abartı denir. Bir şey uyduruyor denir ki gerici tarih okumasında, Cumhuriyet karşıtı, Atatürk karşıtı tarih okumasında hep şöyle denir. Efendim, Mustafa Kemal bir yer var. Orada Liman von Sanders var, bir Mareşal var, Alman Mareşal var. Vehip Paşa var, Esad Paşa var, Kemal Paşa. Bunlar çok üst birliklere komuta edenler. Mustafa Kemal sonradan Cumhurbaşkanı olduğu için rolü abartıldı. Böyle itirazlar olur. Biraz da ikna edici gibi bir bakışta. Böyle değil. Neden? 19. Tümen Komutanı ama kara muharebelerinin kritik döneminde neredeyse Gelibolu Yarımadası'nın bütün devletleri emrine verildi. Çünkü
Lyman von Sanders'te şöyle bir diyaloğu vardı, çok kritik bir saf vardı o çatışmaların. Tanıyorum, bu Ağustos'ta oluyor. Birinci, ikinci ana parçalarda. Çok kritik bir an. Düşme tehlikesi var. Lyman von Sanders'te konuşuyor, ne yapmak lazım, ne olur falan diye raporlar geliyor gidiyor. Bütün birlikleri emrine verirseniz, bir muhabelede bulunabilirim ve sonuç alabiliriz diyor. Tabii bir yarbayın bütün birlikleri, bütün orduya komite edilir, istemesinin bir cesarettir. Çok gelmez mi diyor. Az bile geliyor diyor, telefonu kapatıyor. Hemen telefon çalışıyorlar ve bütün birlikleri emrine diyor. Ve o muhabele, o bütün birlikleri sevk ve idare geri buraya olmasını düşmekten kurtarıyor. Bunlar belki bildiğiniz şeyler. Ama benim bütünsellik içinde, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedeni ve bu savaş içinde Çanakkale'yi anlatmak istedim. Çanakkale düşmedi ve geçiremedi, İstanbul düşmedi. Ve Türkler savaş dışı kalmadı. Mustafa Kemal'i ve Türklerin için affetmediler. 30 Ekim 1918'deki Montrose mütarekesi ve 10 Ağustos 1920'de önümüze konan Sevr'deki ağır hükümler, Anadolu'yu Türklerden tümüyle temizlemek. Bu 18 Mart'ın ve Çanakkale'nin intikamı olarak da düşünülmüş. Çünkü şöyle, Türklerin Çanakkale direnişi olmasaydı, Birinci Dünya Savaşı 1915 yılında bizim zaferimizle bitecek. 1918'e kadar uzadı, sebebi Türkler. Başka? Hazinemizden diyelim ki 500 milyon poundla bu iş bitecek, 500 milyon sterlinle, 10 milyar sterlin harcadı. Bunun sorumlusu da Türkler. Çanakkale'de bu iş bitseydi, 25 bin Johnny ile bu işi kapatacaktı. Bize 500 bin Johnny'ye mal oldu. Bunun sorumlusu da Türkler. Başka? Bunlardan daha ağır bir fatura var, nedir? Sömürgeler nezdinde itibarın sarsıldı, krediniz sarsıldı. Asya, Afrika halkları sömürgelerimiz, sömürge ailesi bizi yenilmez biliyorlar, bizi süpermen biliyorlar. Bizim yenilebileceğimizi Mustafa Kemal gösterdi, Türkler bizim yenilebileceğimizi gösterdi. Sömürgelerde yeni bir bilinç doğdu. Bunun faturasında Türklere kesilmesi lazım. Bunlar karşı tarafın, karşı tribünün görüşleri. Şimdi burada şöyle mesela Mustafa Kemal'in yolu yok, işte o bilmem düşürük, düşürük diyenlere karşı İngiliz tarihçi, Çanakkale muharebelerinde de savaşmış olan bir İngiliz tarihçi var, Oglander, Asfinal Oglander. Şimdi o bir şey diyor, bu şeyle ilgili, Çanakkale muharebeleriyle ilgili. Yani Mustafa Kemal'in hakkını veriyor, bir insaf sahibi. Şöyle diyor, herhangi bir tümen komutanının hareketlerinin, yalnız bir vuruşmanın değil, belki bir seferin, ve hatta bir ulusun kaderi üzerinde bu derece derin bir tesirde bulunduğunu tarih nadiren kaydetmiştir. Mustafa Kemal tarihi. Şimdi Çanakkale olmasaydı Mustafa Kemal olmayabilirdi. Çanakkale'deki özgüven Balkan milletleri önünde perişan olmuş Türk ve Türk askeri imajının yıkıldığı yer Çanakkale. Çünkü Balkan muharebelerinin ve Rumeli'nin kaybının sorumlusunu asker görüyor millet. O yüzden Çanakkale yenilgisinden, Balkan yenilgisinden, Balkan bozgunundan sonra subaylar üniformayla sokağa çıkamıyordu. Çünkü bütün milletin aşağılayıcı nazarları, aşağılayıcı bakışları üzerinde bir utanç içindeydiler, bir eziklik içindeydiler. Hakikaten utanç verici bir yenilgidir. Balkan bozgunu, emir komutları, askere siyaset girmiş, Cumhuriyet'le İntilapçı var, İttihatçı var. Bir keşmekeş gibi bir kaos var.
Türk milletine yeniden güvenini kazanması askerin Çanakkale'dir. Ve Kurtuluş Savaşı'na başladığında Samsun'a çıktığında Mustafa Kemal'e milletin peşin kredi kartı vermesi ve sonsuz bir kredi açması da Çanakkale'deki prestijin etkilidir. Çanakkale'deki o üstün komuta yetemeyi ve Anadolu'lar kahraman oluşumu etkilidir. Şimdi ismini zikretmeye değmeyecek bazı tarihçi olmayan tarihçi müsveddeleri Mustafa Kemal ile ilgili çok aşağılayıcı bir dille Çanakkale'de hiçbir rolünün olmadığını söylerler. Şimdi İngiliz tarihçi, İngiliz resmi tarihi, İngiliz halk tarihinde de okudum size az önce. Bir yarbayın, bir genç subayın bir ülkenin kaderini, bir harbin kaderini, bu işlerin tarih, nadiren kaybeder ve Türklerin arasından çıktı diyor. Şimdi Çanakkale'ye ilişkin gri bakış, bir toplum mühendisliği, bir algı mühendisliği söz konusu. Buna kısaca değinmek istiyorum, birkaç örnekle. Biri şu, Çanakkale Centilmenler Savaşı'ydı. Nasıl Centilmenler Savaşı? Efendim karşılıklı birbirlerine eksimet vermişler, konserve vermişler. Bizim askerimiz de Mehmetçik de onlara tütün vermiş. Ne güzel değil mi? İyi, hoş, gayet güzel. De. Centilmen bir başka ülkenin toprağını işgal eder mi? Bir başka ülkeyi sömürmeye gider mi? Masum ve mazlum bir halkı sömürgeleştirmek ister. Bu bir palavra. Toplum mühendisliğidir, bir psikolojik harekatın ürünüdür. Biz Londra'ya gitseydik, biz Paris'e gitseydik, Paris'in Londra'nın kapılarına bizim askerimiz dayansaydı, centilmen Türk mü derler? Bu bizim tırnak içindeki bazı aydınlarımızın güçsüz, halkla itibatı olmayan, kendilerine bir takım sıfatlar veren insanların ürettikleri bir şeydir. Doğru değildir. Mehmetçik her zaman centilmendir, yalnız Çanakkale'de değil, Kanalı'da da, Sarıkamış'ta da, Basra'da da, Bağdat'ta da, Kut'ta da her zaman büyük bir milletin olgunluğunu göstermiştir. Kahramanlığını ve yüce gönüllüğünü göstermiştir aslına karşı. O esir olduğunda, o esir düştüğünde ona şerefe uygun bir davranışta bulunmuştur. Asla zalimane bir davranışta bulunmamıştır. Aslında çocuklarından veya kompleksli topluluklardan ayıran bir şey. Başka, şöyle bir algı mühendisliği var. Efendim, Çanakkale'nin faturası çok ağır oldu. Çanakkale'de mali arttı. Çanakkale'de biz bir üniversite gençliğini toprağa gömdük. Çanakkale olmasaydı, onun sorunlarını hala yaşıyoruz. Çok genç kaybettik. Elit bir nüfus kaybettik, yüksek öğrenimli üniversite gençliğini heba ettik. Geri kalmışlığımızın bir nedeni budur. Çıta düşüklüğümüzün bir nedeni budur. Çanakkale olmasaydı bunlar, bu genç ve dinamik eğitimli nüfus elimizde kalsaydı başka olurdu. İyi hoş da Çanakkale'ye gitmeseydin seni 1915'te çekeceklerdi. Sen bir ülke olarak varlığını sürdüremezdin ki. Sen yok olurdun, sen sömürge olurdun. Çanakkale'de o şehit olan üniversite gençliği veya Darülfünun gençliği veya Mektebi Sultanı gençliği, İstanbul Erkek Lisesi gençliği İstanbul'u işgal eden İngilizlerin, Fransızların postallarını parlatırdı, çizmelerini parlatırdı, onlara çay kahve hizmeti yapardı. Bu bir sömürge aydınının tavrıdır. Başka? Çanakkale'ye gelen Anzaklı, Fransızları, İngilizleri adeta Çanakkale'yi şereflendirmişler. Çanakkale'de gelip o toprağına ayak bastığı için oraları onur bahşetmişler gibi bir yansıtma var. Bu tür filmler var. Bu tür kültürel eserler ve ürünler var. Bizim için utandırıcı bir şeydir. Bir
sömürge adı. Eski tarihle sömürge Nevranlı'nın tarihidir bu. Neden? Mesela bundan birkaç yıl önce, 7-8 yıl oldu. Sinan Çetin bir film çevirdi. Başlangıçta Çanakkale ruhu koyacaktı. Doğrusu platosunda çevrildi bu film. Sonradan sinema gösterime girdiğinde Savaş'ın Çocukları olmuş. Yavuz Bingöl'de rol aldı burada şey. Çanakkale'ye tamamen az önce anlattığım gibi gri bir bakıştır, negatif bir bakıştır, olumsuz bir bakıştır, hakkaniyetli değildir, negatif bir bakıştır. Mesela burada kendi iki oğluna Orfeo ile James'e de rol vermiş Sinan Çetin, Mahile bir film olmuş bu. Burada ne diyor mesela? Şunu diyor Sinan Çetin. Çanakkale'deki çocuklar ölmeseydi bugün Türkiye çok başka bir Türkiye olurdu, işe bak. Filmin iddiası bu. Çok değerli bir kuşak gitti orada. Çok zeki, çok duyarlı, çok olgun çocuklar ziyan oldu. Türkiye'nin geleceği öldü orada. İddia oldu. Türkiye Çanakkale'de oldu. Mustafa Kemal Çanakkale'de oldu. Emperyalizmi direnci hem Türk milletine hem dünyanın sömürge halklarına Çanakkale gösterdi. Sinan Çetin ne diyor? Bir daha yapıyorum. Türkiye'nin geleceği öldü orada. İşte bu toplum mühendisliği diyorlar. Buna psikolojik harekat kılıyor. Çanakkale böyle değersizleştirilir. Bu Çanakkale şehitlerine ve gazilerine de bütün Türk milletine çok büyük bir saygısızlık ve hakarettir. Kabul edilemez bir hakarettir. Bunu bir tırnak içinde Türk yönetmen içindeydi. Yine bir başka üzülerek seyrettiğimiz ama zamanında çok pompalanan böyle Oscar alır falan denen bir film daha var. Gallipoli. Yani Gelibolu bile değil. Tolga örnek çevirdim bunu da. Bu da rahmet eylesin herhalde sonradan vefat etti. Kazalı ya hastalıkla. Bir amiralin çocuğuydu. Bu Gallipoli'de de Çanakkale'ye gelip sinekten rahatsız olan Anzaklara sevgilisiyle böyle birbirine böyle çok etkileyici ve lirik mektuplar yazan Fransız subayına işte ailesiyle mektuplaşan Michael'a üzülüyoruz ve ağlıyoruz filmi seyrettiğimizde. Şimdi şöyle bir söz vardı. Sinema jargonunda kültür endüstrisi önemli bir endüstri. Milleti etkilemek, onu şartlandırmak için şey yapar. Mesela şöyle diyorlar, sinema üzerine baktıklarını söylemiş o. Senaryo kutsal kitap. Plato kilise. Yönetmen tanrıdır. Bir sinema jargonu. İşte bu kilisede, az önce anlattığım kilisede bir şeyler yapılmış. Gallipoli filmi de böyle yer belgesel bir filmdi. Adeta burada yani eski kuşak için söylüyorum. İngilizler Ayhan Işık, Göksel Ersoy, Kartal Tibet gibi tasvir edilmiş. Fransızlar yine aynı şekilde Yeşilçam Cömer'e gibi tasvir edilmiş. Ancaklar böyle, Fransızlar böyle, İngilizler böyle. Türk askerine nasıl bir rol biçilmiş biliyor musunuz? Cevat Kurtuluş ve Sami Hazinses arası bir rol. Ayıptır işte. Sömürge aydını dediğimiz bu. Kendi ulusundan ve değerlerinden utanan. Yani Tarzan'ın yanındaki iyi zenci kimdir? Tarzan'a yalakalık yapan zencidir. Diğerlerinin hepsi kötüdür. Robinson, ısırla dayanmışan Robinson, Daniel Defoe'nun romanındaki İyi zenci kimdir? Onun hizmetine giren, cuma günü hizmetine girdiği için cuma adını bahşettiği, efendi sahibi hizmetle hiç kusur etmeyen iyi zenci cumadır. O iyidir çünkü beyaz adamın hizmetinde. Öbür zenciler kötüdür çünkü beyaz adamın hizmetine girdiğini reddederler. Böyle bir psikoloji ve böyle bir şartlanmayla kendisini aydın, yazar, çizer, sanatçı, sinemacı diyenlerin ürünlerinin de böyle olmasına şaşmamak. Başka bir son dönemde çevrilen Avustralya sinema oyuncusu bu da yönetmendi oldu. Russell Crowe.
son bir, bu adam sucuk, Walter, bir şey yani, Avustralya'da suculuk yapan bir adam, çiftlik sahibi bir adam. İki oğlu Çanakkale'ye geliyor, Çanakkale'den geri dönmüyorlar. Russell Crowe'un eşi, Çanakkale'ye giden çocukların hangisi kafayı bozuyor ve intihar ediyor neticede çocukların dönmediği. Trajik bir giriş filmin başlangıcı, sonrasında adam Türkiye'ye geliyor, yani çocuklarını bulacak. Aradan bayağı zaman geçmiş, Kurtuluş Savaşı başlamış, İstanbul'a geliyor. Bir otele yerleşiyor. İstanbul gibi, Orta Doğu gibi, Halep gibi falan tasvir ediliyor o filmde. Bir çocuk çantasını kapıyor, götürüyor, ilken hırsız sanıyor. Eğer çocuk küçük böyle bücür bir olan otel hanımcısı, yani otele müşteri götürmek isteyen biri geliyor. Otel sahibesi de çok alımlı, fotojenik bir kadın böyle yani. Çok güzel bir kadın. O otelde konaklıyor. İşte İngiliz işgal komiseriyle falan konuşuyor, çocukların aradığını söylüyor, Çanakkale'ye gitmek istediğini söylüyor. İlkin izin vermiyorlar, sonunda bir şekilde gidiyor Çanakkale'ye, o siperleri gezecek, çocuklarının izini bulacak. Bu tabii film daha Türkiye'de gösterme demeden bayağı övüldü, müşteri tavlamak için epeyce reklamasyonu yapıldı bizim gazetelerin, magazin sayfalarının dışında da. Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz da rol aldı. Ve işe bakın ki o güzel otel sahibesi, o Türk kadını bir şehidin karısı. Kocası müzisyen, Çanakkale'de şehit olmuş. Ve Allah'ın işine bakın ki o kadını o İngiliz, Avustralyalı'ya çocukları Türk öldürmek için Çanakkale'ye gelmiş olan o herife aşık oluyor. Ve film bu, yönetmen adam, başrol oyuncusu elbette kendine aşık edecek bir şehit Türk kadını. Şehidin karısı. Ama bu filmi öve öve bitiremediler. Ben de farklı bir yönden bu filme baktım ve bu filmle ilgili bir makale yazmıştım. 6 Ocak 2015'te yazmışım. Son umudumuz Anzak diye. Şöyle bütün bu anlattıklarımdan sonra o makaleyi şöyle bitirmişim. Medyanın son umut hakkında uyandırdığı nafile umutlar, kampanyanın başarısı olarak not edilmektir. Çanakkale destanının görselini izleyip, anapartalar kahramanını beyaz karede seyretmek hevesiyle sinema salonlarını dolduranlar, son umut kırıntılarını da koltuklarda bırakarak dışarı çıkacaklardır. Geçen asır Çanakkale'yi işgalcilere dar eden Mehmetler, 100 yıl sonra sömürgeci tetikçileriyle hayal perdesinde eşitleneceklerini kuşkusuz ki düşünemektedir. Anaların nasibi gibi helal zaferlerine işgalcilerin ortak edileceğini emin bile söyleseler de inanmazlar. Hele özgür bir vatan bıraktıkları kimi torunlarının işgalcileri övgüdeki sınır tanımazlıklarını hayal bile edemezlerdi. İyi ki Mehmetler, iyi ki Mehmet'in hakkını Anzak'a veren Mükremin çıtırları görmeden bu dünyadan göç ediyoruz. Evet, şimdi kuşkusuz ki daha birçok şey söylenebilir ama isterseniz burada keseyim. Mustafa Kemal ve bütün Çanakkale şehitlerini, Çanakkale gazilerini, bize bir özgür vatan bırakanları ve Kurtuluş Savaşı'nın ön sözünü orada gelip orada, Kocaçıkan'da, Anaparta'da, Suğla'da, Alçıtepe'de, Kabatepe'de, Kemaliye'de, Seddünvali'de yazanlara saygı ve rahmet ediyorum. Evet, çekiyorum.